Sivil toplumun gücü. Saat 17.05, TRT Radyo 1'de Ankara Radyosu'ndasınız. Sivil toplumun gücü başlıyor. Program yapımcımız Elif Yıldız, teknik yönetmenimiz Anıl Özcan, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanay'a 17.30'a dek burada olacağız sevgili dinleyenler. Bugün TÜPÇEV yani Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Özcan Pektaş'la bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kendisi hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Feyza Hanım. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi sizin vakfınızı tanıtacağız bugün. Çok da kapsamlı bir vakıf çünkü isminde hem tüketici hem çevre var. O yüzden son derece fazla faaliyetiniz var. Hepsine değinmeye çalışacağız ama önce şöyle bir kuruluşuna dönelim. Ne zaman, hangi amaçla kuruldunuz? Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfımız bundan 10 yıl öncesinde 2007 yılında faaliyetlerine başladı. Sizin de programın başında ifade ettiğiniz gibi iki ayağımız var bizim. Birisi tüketici, diğeri ise çevre. Evet. Vakfın kuruluş amacı da birincisi tabii tüketicinin hakları ve çıkarları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, kamu kurum kuruluşlarıyla müşterek projeler hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılması temel ana hatları itibariyle. Diğeri de tabii ki çevre konumuz var. Bizler emanet olarak yaşadığımız dünya bize emanet çünkü. Hı hı. Çevre konusu da insanoğluna emanettir. Bu konuda bundan kuruluşumuzdan 3 yıl sonrasında da iktisadi işletmemiz kurulmuş. Ve çevre konusunda geri dönüşümle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan ambalaj atıklarının toplanmasıyla ilgili bir taraftan yetki belgesi de almıştır. Evet, şimdi hem çevre hem tüketici. Nasıl buluştu bu iki şey bir arada? Yani neden farklı farklı vakıflar değil de bir vakıfta buluştu? Şöyle ifade edeyim. Ben vakfın kuruluşu esnasında resmi olarak ben devlet memuru genel müdürlük görevimi ifade ederken evet. Tüketici hakları konusunda tabii çok sayıda derneğimiz vardı 40-50 civarında. Hı hı. Maalesef bugün de halen devam ediyor. Bu derneklerimizin maddi imkanları kısıtlı olduğu için bu alanda faaliyet göstermek üzere bir hem tüketici hakları konusunda hem çevreye çünkü bir diğerinin ayrılmaz parçası şöyle ifade edeyim. 8 temel tüketici hakkından bir tanesi de sağlıklı bir çevreye sahip olma keyfiyetidir. Evet. Zaten. Dolayısıyla kurucu arkadaşlarımız gelip tüketicinin korunması genel müdürlüğü yaptığım dönem içerisinde benim de mütevelli heyet üyesi olarak kabul ettiler. Ben de gönüllü olarak bu vakfın kuruluşunda yer aldım ve kamuoyunun gerek o dönem içerisinde tabii ki bir bürokrat olarak da sağ olsun Sayın Bakanlarımız izin veriyordu. TRT'mizde alan razı, satan razı isminde tüketicilerin bilgilendirmesi yönelik televizyon programımız da vardı. Beyza Hanım yaklaşık bir saat sürede 9 ayı canlı yaklaşık 4-5 yıl program yaptık kamuoyunun bilgilendirmesiyle ilgili. Tabii vakıf kurucular da bizim oradaki hassasiyetimiz, çalışmamızı da görüp bizlere de yardımcı olup biz de gönüllü olarak seve seve bu vakfımıza tüketici hakları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesiyle ilgili çünkü vakfın imkanları vardı. Bir takım materyalleri, spot filmleri hazırlanması noktasında devletin bütçe imkanları bir noktaya kadardı. Öyle katkılar sağlandı ki vakfımız o süreç içerisinde gerek tüketici hakları konusunda gerekse çevre konusunda kısa sürede yine TRT'mizde işbirliğiyle ki TRT'miz iyi ki var diyoruz. Bu noktada spot filmler böyle hazırlandı bilmek gerek diye böyle 2,5 dakikalık. O noktada vakıf olarak bir taraftan faaliyetler yürütüldü. Diğer taraftan tabii ki vakfımızın vakfı senedine kuruluş amaçlarından bir tanesi konuşmamın da başında belirttiğim gibi bu alanda faaliyet gösteren gerek kamu kurum kuruluşlarıyla gerekse sivil toplum örgütleriyle ortak işlemler yapmaktı ki ben ayrıldıktan sonra burada vakıfta hem genel sekreter hem iktisadi işletmenin genel müdürlük görevini yürütürken Gümrük Ticaret Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Türkiye'nin korunması ve piyasa gözetme genel müdürlüğümüzün bir Avrupa Birliği projesi vardı Feyza Hanım.
Tüketici Akademisi öğrenmeye yönelik bugün faaliyete geçmiştir. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize de tüketici hakları noktasında ayrıntı bilgi sahibi olmasını sağlayabilecek gerek bilgi noktasına, gerek makaleler noktasına, gerek spot filmler var. Tüketici Akademisi.gov.tr adresine girerlerse ki burası uluslararası alanda bir eğitim öğrenmeye yönelik bir portaldır. Bir taraftan Türkçe, bir taraftan İngilizce, bir taraftan Macarca, bir taraftan Polonya dili olan Lehçe'de faaliyet gösteriyor bu Tüketici Akademisi.gov.tr adresimiz. Bizler de vakıf olarak burada proje içerisinde yer aldık. Ben bir taraftan geçmişte yaklaşık 10 yıl işte Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü yaptığımız dönem içerisinde birikimlerimizi de sivil toplum ayağına geçtiğimizde de devam ettirmiştik. Ve bu noktada şu an yürürlükte olan tüketici hakları ile ilgili de bir rehber hazırladım ben. Evet. Vakfımızın yayınıdır bu proje çerçevesinde. Bu rehbere gerek vakfımızın Türkçe.org.tr üzerinden yayınlarımız linkinden bu rehbere rahatlıkla ulaşabilirler elektronik ortamda. Evet. Gerekse Tüketici Akademisi portalı üzerinden bunlara ulaşma imkanları var. Bu son derece önemli. Çok rahat ulaşabilirler. Ben hemen internet sitesine girdiğimde oradan gördüm ve Tüketici Hakları Rehberi 2017 ismiyle bir dosya var. Evet. Bu dosyanın içerisinde evet tüketicilerin tüm hakları var. Çünkü biz hala haklarımızı bilmiyoruz, değil mi? Maalesef Fezli Hanım, şimdi normalde bundan yıllar öncesinde tüketicilerimizin şöyle bir avantajı da var. Tabii biz millet olarak da diğer devletlerde de aynı şekilde mahkemenin yüzü soğuktur. Mahkemeye gitmeyi pek sevmeyiz. Ancak 2003 yılından itibaren Avrupa'nın birçok ülkesinde de olmayan tüketici bir hak getirdi. Hakem yetere. Evet. Bunlar kaymakamlık bünyesi içerisinde sağda mı solda mı aramasına da gerek yok. Dinleyicilerimiz hangi ilçede ikamet ediyorlarsa buradaki kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren hakim heyetlerine müracaat edebilirler. Nedir? Temel hakları zaten aldıkları mal veya hizmet ayıplı ise seçimlikte hakları var. Her şeyden önce ödemiş olduğu bedeli iadesini isteyebilirler. Mal almışlarsa bunun yenisiyle değiştirilmesini isteyebilirler. Satıcılar da artık yavaş yavaş alıştı ama bazen tüketicilerimiz zorluk çıkartan satıcılarımız da, tüccarlarımız da, esnafımız da maalesef oluyor. Bunlar farklı farklı olabilir mi? Mesela bazı işletmelerde bir hafta deyip bazı işletmelerde 30 gün diyebilirler mi? Yoksa belli bir sınırı var mı bunun? Yasal süre işletmen bunlar müracaat ettiği andan itibaren 15 günlük süre içerisinde bunlara cevap vermeler lazım Fevzi Hanım normalde. Ola ki bir problem çıkartır ki son düzenlemeye göre 2015'te ki düzenlememize göre de yasal düzenlemeye göre de malı aldığınız andan itibaren 6 ay içerisinde ortaya çıkacak bir ayıp sanki daha malı teslim aldığınız anda varmış kabul ediliyor. Dolayısıyla tüketicilerimiz satıcılara müracaat ettiğinde problem çözülürse mesele yok zaten. Ola ki bir problem çıkartır hiç vakit geçirmeden ancak sürekli bizim geçmiş yıllarda televizyon programlarında da sıklıkla dile getirdiğimiz gibi tüketici alışverişini belgeye, fatura veya fişe bağlayacak. Evet. Nereden aldığını ortaya koyabilmesi açısından. Yoksa pazarlık yaptığı, fiş almadığı zaman zaman bu tür yanılgıya düşen tüketicilerimiz de oluyor. Ola ki bir problem çıktığı zaman çok daha büyük mağduriyetlerle karşı karşıya kalıyor. Ve bu büyük ya da küçük bir mal olması fark etmiyor değil mi? Bir tişört de olabilir, bir çorap da olabilir mesela yani, değil mi? Geçmişte hatırladık biz bu noktada yani kuruşun hesabı önemli. Hak keyfiyeti becerine bu efendim binlerce on binlerce lira da olabilir. 10 liralık 20 liralık aldığınız bir ürün de olabilir. Neticede bir mağduriyetiniz var ise bunun satıcı tarafından ayıplı mal ise veya hizmet ise giderilmesi lazım. Ama zaman zaman maalesef sizin de işaret ettiğiniz gibi tüketicilerimiz aman diyor işte efendim işte 10 liralık 20 liralık 50 liralık şeyde kim uğraşacak? Ama hak keyfiyeti bu. Yani bunun parasal sınırla ölçmeye kalkarsanız buna bir limit koymanız lazım. O da öyle bir şey değil. Hak keyfiyeti dendiği zaman 1 lira da olsa 1000 lira da olsa 100 bin lira da olsa
artık mahkeme kapısına gitmeden kaymakamlık bünyesi içerisinde hazır dilekçelerimiz var. Tüketicilerimizin istifadesine sunulmuş ki 2400 TL'ye kadar olan alışverişlerle ilgili problemlerde bulunduğunuz ilçedeki kaymakamlıkta faaliyet gösteren hakim heyetine gidiyorsunuz. Evet. Bir dilekçe veriyorsunuz, fatura veya fişinizi ekliyorsunuz, neyi talep ediyorsunuz? Bunlar zaten normalde 3 aylık süre içerisinde neticeleniriz ama zaman zaman çok yoğun şikayetlerin olduğu hakim heyetlerimizde biraz zaman alabilir. Ama netice itibariyle hakkınızı almanın hazına da bir taraftan yaşarsınız, mağduriyetinizi de ortadan kaldırırsınız. Ve hiçbir ücreti yok değil mi? Ücretsiz hiçbir bu başvurular. Yok. Hiçbir ücreti yok. 2400 lira ile 3610 lira arası 2017 yılı için diyorum. Gene bir problem var ise bu defa illerde bu işleri faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlüğümüz bünyesi içerisinde faaliyet gösteren il tüketici hakim heyetlerimiz var. Yine burada da hiçbir ücret ödemeden mağduriyetinizi ortadan kaldırabilirsiniz. 3610 liranın üzerinde bir alışverişte hiç vakit kaybetmeden direkt tüketici mahkemelerinde dava açılabiliyor. Ki yıllara bağlı işte 10-15 senelik istatistik verilere baktığınız zaman müracaatlarda hakem heyetlerindeki istatistikler %85-90 oranında tüketicilerin lehine sonuçlandığını görüyoruz. Evet. Şimdi çokça yapılan başvurulardan biri de bu bankaların katkı payıyla ilgiliydi. Evet. Orada bir sıkıntı söz konusu mu? Onunla ilgili bir bilgi alıyoruz biz işte artık bu ara geri ödenmiyor bu paralar gibi. Doğru mudur? Nedir onda son durum? Şimdi tabii ki onlarla ilgili zaman zaman yargıya intikal eden hususlar oluyor. Bu sıkıntıları da ortadan kaldırmaya yönelik finansal tüketicilerin alınacak ücretlerle ilgili artık bir yönetmelik yayınlanmıştır. O belirlenmiş olan ücretlerin dışında herhangi bir ücret artık alınmıyor. Ola ki alındı, dediğim gibi bu hakem heyetlerimizin kapıları açık. Sonuna kadar tüketicilerimiz hak arama bilincindeyse ki satıcılar da zapt altına alacak, tekrar tekrar ilerleyen seneler içerisinde bu tür mağduriyetlere de sebebiyet vermeyecek. Her bir fert olarak bizlerin üzerine düşen vazifedir. Gidip hakkımızı arayacağız. Ben defaatle bir vatandaş tüketici olarak da bu işin genel müdürünü yapmış kişi olarak da hakkımı yere gelmiştir. Hakim heyetine müracaat etmek suretiyle söke söke bu bankada olmuştur. Satıcı olmuştur. Almışımdır. Bizlerdi ben. Teoride değil, pratikte de bu işi hayata geçirmiş bir insan olarak paylaşıyorum bu bilgiyi. Şimdi ayıplı maldan bahsettik. Bazısı gözle görünür, rahatça işte verip anlayabileceğimiz bir ayıplı mal olabilir. İşte biz açık ayıp diyorduk onlara. Evet, bunlar da belki daha kolay ya da daha açıklayıcı tavırda biz anlatabiliriz. Satıcıyla da daha kolay anlaşabiliriz ya da daha kolay anlatabiliriz derdimizi Doğrudur. Ama mesela taşınmazlardan bahsedelim. Tatil. Bir tatil satın aldık, internetteki tanıtımlarına baktık, aldık ama gittiğimizde hiç memnun kalmadık. Ne yapabiliriz bu konuda? Bunlar da yine şimdi müracaat ettiğinizde bir tatil keyfiyeti ise de ortaya çıkacak ayıplarla ilgili hakim heyetlerine müracaat hakkımız her halükarda var. Bir devre tatil satın alma keyfiyeti ise zaten her halükarda 14 günlük süre içerisinde tüketicilerimizin gelme imkanları var. Evet. Ama örneğin bir aklınıza ne tür satış türü gelirse gelsin peşin satışlar keyfiyeti dışında bu paket tur satışları olur, devre tatil satışları olur, internet üzerinden işte televizyon üzerinden bizim mesafeli satış olarak mevzuatta öngörülen bir taraftan tabii iş yeri dışında eskiden biz kapıdan satışlar olarak nitelendirdik. Şimdi mevzuatımızda iş yeri dışındaki satışlar diye geçer. Maketten satış diye kamuoyu arasında bilinen ön ödemeli konut satışları, bütün bunlar da vatandaşlarımızın 14 günlük süre içerisinde her halükarda ayıp olsun olmasın cayma hakkı var Beyza Hanım. Ayıp çıktığı zaman açıksa zaten her halükarda bunu vakit geçirmeden müracaat etme imkanı var tüketicilerimizin. Ancak bizim gizli ayıp diye nitelendirdiğimiz, yani mallar satışa sunulduğunda 2 senelik bir süre içerisinde bunlar tespit edildiği zaman gizli ayıp diyoruz. Tüketicilerimiz yine 4 seçimlik hakkını talep etme imkanı var. Yani böyle bir şey oldu, memnun kalmadım, söylenen gibi bir yer çıkmadı diye yine tüketici hakem heyetine başvurup
Tabii söylenmiş olduğumuz limitler içerisinde ise alışverişleri 2400 liraya kadar tekrar etmiş olalım dinleyicilerimiz için. İlçelerinde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakimiyetlerine müracaat ediyorlar. 2400 lira ile 3610 lira arasında illerdeki ticaret il müdürlüklerine müracaat ediyorlar. 3610 liranın üzerinde ise mahkemeye müracaat etmiş oluyorlar. İnternet satışı da son dönemde çok yaygın ve onunla ilgili de eminim çok şikayet vardır. O konuda ne yapabilirler? İnternetten ürün aldılar, bekledikleri gibi gelmedi. Hemen 14 günlük süre içerisinde anında cevap imkanları var. Bazen muhatap bulamadıkları oluyor, bazen o kişi o adreste olmayabiliyor. Bu durumda bununla ilgili bu tür bir dolandırıcılık diyebileceğimiz bir şey varsa hiç vakit geçirmeden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu'na bir taraftan şikayet edebilirler. Aynı zamanda biraz önce vermiş olduğumuz internet sitesi üzerinden de Tüketici Akademisi Gal.tr üzerinden de orada E-Devlet üzerinden tüketici şikayetlerine ulaştırma imkanları var vatandaşlarımızın. Evet. Yani çevrimiçi olarak da internet üzerinden de rahatça şikayetlerini dile getirebiliyorlar. Rahatlıkla. Ben müsaade ederseniz hazır imkan bulmuşken kısa başlar halinde bizim vakfımızın da bir taraftan bir Avrupa Birliği projemiz var. Buyurun. Genç girişimciler için biyomimikri başlığı altında geçen yıl itibariyle başladık. Bizim de bu şu an çalışmalarını yürüttüğümüz önümüzdeki yıl Nisan sonu itibariyle faaliyete geçecektir. Genç girişimciler için doğadan esinlenmek suretiyle bir şeyler üretmenin öğrenme portalının şu an çalışmalarını bizzat yürütüyoruz. Evet. Avrupalı ortaklar İspanyol, Hollandalı, Almanya'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ortaklarımız var. Bunları ilerleyen süreç içerisinde vatandaşlarımız zaman zaman Türkçe.org.tr web adresimizi ziyaret ederlerse oralardan duyurularımızda bunları bulma imkanı olacaktır. Bir. İkincisi yine bu yıl Dünya Çevre Günü içerisinde doğadan ilham al başlığı altında bir proje başvurumuz, yarışmamız var. Onun hazırlığını şu an yürütüyoruz. Kuvvetle muhtemelen Eylül ayı içerisinde bu yarışmayla ilgili duyurularımız olacak. Doğadan ilham almak suretiyle bir şeyler üretmenin altyapısına bu biyomimikro projemizde de örnek teşkil edebilecek. Eylül ayı içerisinde vatandaşlarımız bu konuyla ilgilenen vatandaşlarımız olursa web sitemizi tabii ziyaret edebilirler. Şimdi doğadan bahsetmişken o zaman çevreyle ilgili çalışmalara değinmeye başlayalım. Çevreyle ilgili neler yapıyorsunuz? Her şeyden önce konuşmamın başında söylediğim gibi çevrenin biz sahibi değiliz. Mülkiyeti bize ait değil. Evet. Yeryüzünün emanetçiyiz. Emanet bir mala nasıl bakıyorsak hırpalamadan, dengesini bozmadan o hassasiyette hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada vakfımız ağaç yaşken eğilir prensibinden de hareketle ilk öğretim düzeyinde zaman zaman kreş düzeyinde okullara dahi gidip çevre bilinciyle ilgili eğitimler veriyoruz. Diğer taraftan yine bakanlığımızın yetkilendirmiş kuruluş belgesine sahibiz ki bunu 2010 yılında aldık bu belgemizi. Bu ambalaj atıkları ile ilgili nelerdir bunlar? Plastiklerdir, kağıtlar, camdır, alüminyum, çelik türü şeylerdir. Bu meyve suları olsun, diğer taraftan süt ürünlerinin ambalaj içerisinde kompozit malzemelerdir. Öyle dinleyicilerimize hitap etmeye çalışıyorum. Ahşap ürünlerdir. Ben dinleyicilerimizden istirham ediyorum. Evsel atıklar da bu bahsetmiş olduğumuz plastik, kağıt, cam, efendim işte ahşap, alüminyum türü ürünler lütfen ayırsınlar. Çünkü hem doğayı kirletiyoruz, bunlarla hırpalıyoruz emanet olan dünyamızı. Bir taraftan da milli servetin kaybıdır. Niye? Bu ürünler sağlıklı biçimde evlerimizde, konutlarımızda ayrıştırma sağlanıp da geri dönüşüme göndermenin altyapısı hazırlansa ki bir bakıyorsunuz örneğin bir ton kağıtta 17 tane 10 yaşında çam ağacının kurtarılmasına vesile oluyorsunuz Beyza Hanım. Bitiyorsan bakıyorsunuz bir ton plastikte %95 oranında enerji tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Bir ton metal atığı toplandığında 16 ton benzin tasarrufu yurt dışına göbeğimiz bağlı bunlarla ilgili. Örneğin bir tane metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerjiyle
100 wattlık bir ampul 20 saat çalıştırabiliyorsunuz. Bir tanesiyle. Bir tanesiyle. Dolayısıyla bir başka örnek, yani bir ton cam atı ile 100 litre petrol tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Bir ton kağıt karton kompozit atı ile 26 metreküp su tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Bu ürünlere bakıyorsunuz, plastik ambalajların gönül dönüşümüyle el yapı içeren tekstil ürünleri, atık su boruları, mobilyalar, yan ürünleri gibi malzemeler üretilebiliyor. Ağacı biz kesip katledeceğimizde bu tür atık kağıtların toplanması suretiyle ağaçların nefes almamızı sağlayan ağaçların da kesilmesinin önüne geçmeye sağlayabiliyoruz. Bu geri dönüşüm kutularına bazen kolayca ulaşamayabiliyoruz. Nerelerde olduğunu nasıl anlayabiliriz ya da kendi ilçemiz için, semtimiz için nasıl talep edebiliriz? En azından şunu söylenebilir. İllerde, ilçeler düzeyinde bu atıkları toplayan lisanslı firmalar, yine Çevre Bakanı'nın lisanslı firmaları var. Zaman zaman bu konuda gönüllü olarak da çalışıp işte sokak toplayıcılar da zaman zaman başladığına da intikal eder. Sokak toplayıcılar da gelip bu tür ayrıştırılmış ambalaj ürünlerine, plastiklere, kağıt, camdır, plastik kağıt ve plastikler üzerinde kompozit malzemeler toplanıyor. Geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Orada bunlar ayıklanıp balyalanıyor ve geri dönüşüm tesislerinde tekrar imalat sürecine katkı sağlanabiliyor. Yeni yeni bu defa işte biz çöp gözüyle baktığımız ambalaj atığı çöp değildir çünkü. Evsel atık, amenna buna biz çöp diyoruz. Ancak bu tür ambalaj atıklarıyla milli ekonomimizde tekrar geri kazandırmaya vesile oluyor bu ürünlerimiz. Evet ve çok basit bir şekilde ayırabiliriz, biriktirebiliriz. Kapının önüne plastik torbalı içerisinde zaten apartmandaysak kapıcı bunları topluyorlar. Lisanslı firmalara gelip alıyorlar. İdaki bir atık kutusunu bir tarafa götürmeye de gerek yok. Apartmanın evine konu olduğunda bunlar rahatlıkla toplanabiliyor. Yani biz bunu apartman olarak talep etsek bizim apartmanımıza gelir ve ondan sonra onu toplamaya gelirler mi? Çok rahat rahat şöyle söyleyeyim, bu alanda faaliyet gösteren 4 tane yetkili kuruluşuz biz. Evet. Türkçe var, Çevko var, Akçe var, AGET var. Bu noktada bu ürünleri toplatmak üzere yani Türkiye genelinde birinin üzerinde lisanslı firma, geri dönüşüm firmaları var. Belediye bazlı bu yetkili kuruluşlar olarak bizler bu malzemeden toplatılması ile ilgili lisanslı firmalar ve belediyede koordineli biçimde çalışıyoruz. Oralardan bu malzemeler toplandığına dair gerek belediye nezdinde gerekse çevre il müdürlüğümüz nezdinde bunların toplandığına dair bilgi belgeler kontrol edildikten sonra okey veriliyor ki bunlar bir belgeye bağlanıyor, faturaya bağlanıyor, geri dönüşüm tesislerine gidiyor. Bu noktada yeter ki ayrıştırma sağlanabilsin, bu noktada sıkıntı olmaz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Özcan Beytaş. Ben teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için Feyza Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bugün Türkçe Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Özcan Pektaş'ı konuk ettik sevgili dinleyenler ve böylece programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Elif Yıldız, teknik yönetmenimiz Anıl Özcan'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanay'a. Bizler haftaya Cuma 17.05'te yine Radyo 1'de olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba. Üniversite tercihimi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yana kullandım.